Miras paylaşımında yeni haber geldi. Yeni düzenlemede kardeşlerin arası fena açılacak. Milyonlarca mirasçı haklarını öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra miras, tapu gibi konularla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Miras paylaşacaklar ile ilgili ortaya çıkan detay ise en çok miras konusunda anlaşamayan kardeşleri üzecek. Miras ile ilgili yapılan bir düzenlemeye uymayan kimseler tazminat ödemek zorunda olacak. Aileden kalan miras paylaşımıyla ilgili yeni kurallar uygulanmaya başlandı. Anne ve babasından kalan ev, arsa, dükkan gibi mirasları paylaşan kardeşler bu işlemler sırasında zaman zaman anlaşmazlık yaşayabiliyor. Tazminat ödeyecekler. Kardeşler miras paylaşımında en çok da hisseli tapu satışlarında problem yaşıyor. Yaşanan bu problemler için yeni bir düzenleme getirilerek kardeşler arasında çıkan kavgaları önüne geçilmesi planlanıyor. Yeni getirilen düzenlemeye uymayan mirasçılar ise büyük oranda tazminat ödeyecek. Buna göre kardeşler ebeveynlerinden kalanlar miras için taksim sözleşmesi yapmasına rağmen bazı nedenlerden dolayı konu mahkemeye taşınıyor. Mahkeme taksimi gerçekleştirirse mirasçılar arasında eşit paylaşım yapılmıyor. Kanunlara göre yasal çerçeve içerisinde miras kardeşler arasında eşit bir şekilde pay ediliyor. Ancak mirasçılar daha sonrasında taksim sözleşmesine başvuru yapabiliyor. Taksim sözleşmesinin geçerli olması için yazılı düzenlenmesi zorunlu kılınırken resmi olmasa daha yazılı olması zorunludur. Mirasçı olan kişiler payın nasıl bölüneceği ile ilgili belge imzalamasının ardından belge geçerli oluyor. Mirasçılar mal teslimi, iade veya tazminatlarını bu belge ile talep edebiliyor. Taksim sözleşmesi nedir? Sıkça araştırılan miras taksim sözleşmesi, kalan mirasın mirasçılar arasında ne şekilde paylaşılacağını ifade eden özel bir sözleşmedir. Bu sözleşme, miras pay oranlarının mirasçılardan tarafından belirlenmesini sağlıyor. Mirasçılar arasında, elden paylaşma yapılmadığı sürece, mirasçıları bağlayacak bir paylaşma sözleşmesi ancak yazılı şekilde yapıldığı sürece geçerli olabilecektir.